Saygıdeğer arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. İlyas Yıldırım YouTube kanalına girdiğiniz zaman en başta videolar bölümü var. Bildirimleri de açmayı unutmayınız. Dokunun 140 videomuz var. Kümes yapımından havalandırmasına, doğal beslenmeden folluğa kadar. Onlarca bilgi var. Burası güvercin anksiklopedisi. Alın kalem kağıdı elinize notlarınızı yazın. Şimdi dekort konusunda bir şey diyeceğim. Bunu göstermek istemiyorum. Bazı şeyler reklama giriyor. Arkadaşlar güvercinlere dekort kullanılmaz. Yüz 100 kere bin kere söyledim. Kullanılmaz. Bir bakıyorum. Adam yorum yazmış. Yorumun altına yazıyorum. Arkadaşlar kullanmayın şu şu sebep. Bir başkası geliyor. Dekort ver dekort ver diye yazıyor. Ya söylemekten bıktık. Bakınız dekort kortizondur. Kuvvetli bir ağrı kesicidir. İnsan için eyvallah. Kuşa verdiğiniz zaman kuşun ayağı topallıyor diyelim. Dekort verdiğiniz an dekort verdiğiniz an Kuşun kuvvetli olduğu için ağrısını giderir, toparlaması düzelir. 2-3 gün sonra dekortun e, etkisi vücuttan çıktığı zaman kuş daha kötü hale gelir ve kalıcı hasarlar bırakır kuşa. Dekort kuşlara kullanmayın. Yüz kere bin kere dedim bazılarının bu kafasının içine girmiyor. Almıyor. Duymuyor. Sağır. Bildiğim bildik diyor. Ya biliyorsan sen uygula başkasına tavsiye etme. Etme kardeşim başkasının kuşunun günahına girme. Ya bin defa değilmiş bu. Git veterinere sorun. İlla sahabeye inanmayın. Gidin veterinere sorun. E, dekort nedir? Kuş üzerine kullanılır mı? Etkisi nedir? Bir sorun. Soruşturun. Yani bunu yüz bin defa diyorsun bazılarının man kafası man kafa bizde mahoni kafa derler mahoni kafa Karadeniz'de mahoni kafa boş ne dersen de almaz almaz kafasının içine girmez bu mahoni kafadır. Ya kuş bakıyorsun sen bebeğe dekort verir misin ya bu nedir ayağı ağrıyor diye doktora sormadan verebilir misin kuş dediğim bir bebektir bebek Bildiğim bebektir ya bebek Bildiğim bebek ya. Ya bu kafana göre kullanamazsın. Birileri diyorsa bir dinle. Ha inanma. Google'dan yaz araştır. Git veterinere sor araştır. İllasa da inanma. Ama araştır kardeşim. Araştır. Mahoni kafan çalışsın. Mahoni kafan ya. Ya günahtır kuşlara büyük eziyet yapıyorsunuz ya. Ya ağzı olan bir şey yazıyor. Adam alıyor bir ilaç kullanıyor. Kuşa iyi geldi. Yüz kişiye aynı tedaviyi söylüyor. Olmaz kardeşim ya. Ya olmaz doktorlar bile televizyonda bağırıyor. Sen antibiyotik kullandın diye başkasına iyi gelmez. Sen ağrı kesici kullandın diye başkasına iyi gelmez. Kuşun dışkısında yüzde doksan belirtiler bellidir. Tek ayak topallamasının iki sebebi vardır. Hatta üç sebebi. Bir salmonella ekoli veba. iki eklem iltihabı. Üç silikosiz dediğimiz ciğer hastalığıdır. Ya kardeşim sen nasıl dekortu kortizonu kullandırtıyorsun buna? Hangi akla hizmet? Kime sordun? Ne biliyorsun? Bilgin ne? Bu konuda ne biliyorsun sen kardeşim? Yapmayın, etmeyin. Ya şimdi gruba giriyorum, bakıyorum. Abi yüz bin kez söyledim. Yine dekort, yine dekort, yine dekort. Neymiş la bu dekort? Yapmayın abi bakmayın. O kuşlara bakmayın. Siz günahtır, siz kuşçuluk, kuşçuluk yapmayın. Adamı çileden çıkarıyorsunuz ya. Ya dekort diyorum vermeyin yine adam tavsiye ediyor. Ve vermeyin yine tavsiye ediyor. O zaman kuşçuluğu yapma be kardeşim. Kendin iç otur kendin iç. Var mı böyle bir şey ya? Bu o zaman biz bu kadar ilaçları niye anlatıyoruz? Hepsinin bilimsel dayanağı vardır. İllasa inanmayın kardeşim. Gidin veterinere bu adam böyle demiş bu ilaç uyar mı deyin. Ya da Google'dan araştırın. Temel dayanağı bilim olmayan hiçbir şey size bugüne kadar söylemedim. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Adamı kızdırmayın. Anladın mı? Adam bir ilaçları araştırın, kuşlarınıza kullanın. O kuşların her bir bebektir, günahtır. Bildiğim bebektir onlar, bebek. Çünkü bir bebekte ne varsa ağız, burun, bağırsağı kadar onda da var. Candır o, onun da canı yanar. Olaya böyle bakacaksın. Tutturmuşsun bir dekor, 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 dekor. Bir sonrakinde görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bazen böyle hey heylerim geliyor yani elimde değil. Hey heylerim hakikaten geliyor yani. Ya şu kuşçu camiasında bir kısım var. Bu mahoni kafası çalışmıyor abi ya. Buna ne dersen de basmıyor. Yani basmıyor değil ha. inat dediğim dedik. İlla benim dediğim olacak. İlla benim dediğim. La bir temel bilgin var mı? Yok. İlkokulu ilkokulu 10 seneye zor bitirmişsin bir sonrakinde görüşmek üzere kusura bakmayın bu biraz böyle geçti bu video